Sevgili dostlar, bir haftalık aradan sonra tekrar merhaba. Bugün çok önemli bir günün arefesindeyiz. Değil ülkemizin, Türkiye'nin, dünyanın yönünü değiştirecek önemli bir günün arefesindeyiz. İnşallah umut ediyoruz ki bu aziz millet yine bir kez daha doğru karar verip yeryüzündeki birçok zulme dur demesini bilecektir. Kıymetli dostlar, bugünkü Doğal Dünya Düzeni programımızın konusu diğerlerine nispeten birazcık farklı gibi dursa da aslında doğal dünya düzeninin en temel dinamiklerinden birisi canlılar arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Hikmet Akgül hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam ben canlılar arasındaki ilişkiyi iki bölüme ayırdım. Kendi kafamdan öyle yorumladım hep. Canlılar arasındaki temel ilişkiler, bir de henüz görünmeyen, yakalanmayan, keşfedilmeyi bekleyen derin ilişkiler. Hocam buyurun, bizi aydınlatın inşallah. Evet, canlılar alemi, genellikle evreni biz iki kategoride analiz ediyoruz. Birisi mikrokozmos diyoruz, görünmeyen alem. Bir de makrokozmos, görebildiğimiz alem. Tabii bu görülen aleme kimileri kainat der, kimileri evren der. Bunlar önemli değil. Herkes kendi ana diliyle ifade edebilir. Kültürüne göre ifade edebilir. Önemli olan içeriğidir. Biz bazen kainat, bazen yaratılış sistemi, bazen doğal dünya düzeni, bazen alem, alem, bazen evren gibi ifadeleri kullanırız. Ama bunu dini terminolojide eğer kullanacaksak, yani Kur'an'ın felsefesiyle evreni analiz edeceksek, o zaman evren anlayışımız, kainat anlayışımız hesap gününe kadar uzanabilir. Eyvallah. O bakımdan Müslüman hesap gününü de evrensel düşüncesi içerisine alarak analiz ederse, gündeminde tutarsa, o zaman hayatı okumaya başlıyor demektir. Çünkü hayat ölümle bitmiyor. Yeni bir boyut kazanıyor. Yani evrenin bir başka alanına geçmiş oluyor. O bakımdan çok daha evrensel düşünceyi hesap gününü de düşünce sistemimize ilave ederek yeni bir boyut katmamız gerekiyor. Değerlendirmelerimiz buna göre olursa o zaman canlıları da değerlendirirken o saygıyı göstererek değerlendirmiş oluruz. Şimdi bu canlılar aleminin durumu önce makrokozmos dediğimiz görünen dünyadaki bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşan canlılar alemi. Tabii bizim bu konuyu analiz ederken, bugün görüşürken, insanın yaratılış sürecinin günümüze kadarki durumunu materyalist dünyanın evrim teorisi vahiy ile irtibatlı olanların da yaratılış ilkelerine göre değerlendirmeleri iki çatışan konudur. Biz bugün bunları konuşmayacağız. Ancak ortaya çıkan sonuçları ve o derin ilişkileri dediğiniz canlılar arasındaki ilişkileri analiz etmeye çalışacağız. Önce canlılar alemi üç alem. Birisi insanlar, birisi hayvanlar, birisi de bitkilerdir. Bunlar arasındaki ilişkilerin
görünen taraflarını analiz edeceğiz. Şimdi bir defa canlılar alemi dediğimiz zaman acaba cansızlar alemi diye bir alem de mi var? İlginç, evet. Bu soruyu da sormamız lazım. Yani taşlar, topraklar, madenler, vitaminler, yıldızlar neyse, bunlar cansız kategoriye mi giriyor dersek, bize göre canlılık kavramını özellikle materyalist dünyanın dışındaki, yani vahiyle irtibatlı olan insanların, ona göre hayat programı yapan insanların canlı kavramını yeniden konuşmaya başlamaları lazım. Çünkü eğer cansız maddeler dedikleri işte taştı, topraktı, sodyumdu, potasyumdu, kalsiyumdu vesaire gibi mineralleri de göz önüne alırsak, acaba bunlar cansız maddeler mi diye değerlendirmek lazım. Çünkü esas materyalist anlayışla, yani vahiy devrede tutmayan dünya görüşüyle analiz edildiği zaman inorganik maddelerden organik maddelerin ortaya çıktığı söylenir. Yani cansız olan maddelerden sonra bir şekilde olan kimyasal reaksiyonlarla sonunda organik maddeler ortaya çıktı diye yorumlanır. Eğer öyle olursa şu soruyu sormak lazım. Yani vahye göre düşünen insanların, bunun dışında düşünen materyalist dünyadaki insanlara şu soruyu sorması lazım. Cansız olan bir maddenin canlı hale dönüşmesinin mekanizması nedir? Yani sodyumdan, potasyumdan, işte kalsiyumdan vesaireden ortaya eğer bir canlı çıkıyorsa, bu çıkış mekanizmasının ne olduğunu söylemek lazım. Şunu söyleyebilirler, çok tartıştık bunu. O inorganik maddelere herhangi bir sinyal, bir enerji uygulandığı zaman ondan canlı madde çıkabilir denilir olduğu gibi, bu inorganik maddeler öyle kültürel ortamlarda bulunuyor ki bir şekilde bir sürü ilişkiden sonra bir canlılık ortaya çıkıyor. Bunların hepsi zorlama teorileridir. Zorlama anlayışlardır. O zaman şöyle demek lazım. Aslında canlı cansız diye bir şey yok. Evrenin tümü canlı. Bu canlılar arasındaki ilişkiyi ele almamız lazım. Eğer inorganik organik der de hayatı yorumlamaya başlarsak, o zaman organik olan şeyleri savunmaya başlarız. İnorganik olan şeylere yüklemeyiz. Fazla anlam yüklemeyiz. Nasıl olsa canı yoktur. İstediğimiz gibi onu kullanabiliriz demeye başlarız. Hocam, şeyi nasıl yorumlayacağız? Bir varlığın canlı olmasıyla hayat sahibi olması aynı şey midir? İşte canlı olmasıyla hayat başka bir şey zaten. Yani insan nelerden oluşur sorusu o zaman karşımıza çıkıyor. Ne diyeceğiz? İnsan aslında ruhtan, bedenden ve bazılarına göre de nefisten oluşan üçlü bir yapıdır. Yani bir ruh var. Kimileri onu şöyle der. Allah insana kendi ruhundan üflemiştir ve o insan haline, yani insanın bedenine, yaratılışına bunu üfleyince insan yeryüzünde insan olmaya başlamıştır. Yani Allah'ın ruhundan üflediği. Bu doğru bir yaklaşım değil. Niye değil? Çünkü Allah'ın üflemesi insanların üflemesine, enerji üretmelerine, enerjiyle bir şeye sinyal vermelerine benzemez. Yani Allah'ı hiçbir şekilde beşere benzetecek bir yorum yapamazsınız. Çünkü benzemez. Şimdi benzemeyen şeyi benzer gibi devreye sokarsanız ve yorumlarsanız, o zaman alacağınız bilimsel sonuç da doğru olmaz. O zaman ruh ve bedenden ibaret olan bir varlık olarak değerlendirirsek, yani bazen de nefis de söylenebilir ama nefsi tabii tanımladığımız zaman bazen ruh yerine geçiyor. Bazen can olarak bazen işte can anlamında oluyor vesaire. Ama ruh bedenden oluşan bir varlık olarak bakarsak daha tatmin edici olur ve nefis de o ruhun
kapsamı içerisinde ayrıca yorumlanabilir. Şimdi biz esas olan sorunuza gelelim. Şimdi soru da bu makrokozmosdaki, görünen dünyadaki canlılar arasındaki ilişkilerde evvela günümüzde şunu ortaya koymamız lazım. Bize göre önemli bir şey. Mesela insan hakları var, evrensel insan hakları var diyoruz. Doğru, evrensel insan hakları. Ama bunlar yaratılıştan insanın özgürlüğünü sağlayan haklarsa, ne kadar insan varsa bunlara saygı duyması lazım. Günümüzde bu yok. Dolayısıyla insan hakları, evrensel olarak insan hakları hep gasp edilen, gücün kontrolünde gaspın devam ettiği bir süreç yaşıyor şu anda. Yani en az 200 yıldır bunun çok yoğun uygulamasını görüyoruz. İkincisi, hayvan hakları. Şimdi hayvan hakları diyoruz da, hayvanları koruma cemiyeti, hayvan hakları vesaire gibi laflar ediyoruz. Şimdi bunu yaparken hayvanları ne kadar kullanabilirsek, ne kadar onlara zulüm yaparsak, bir taraftan zulüm yapıyoruz, bir taraftan derneğini kurup onları savunmaya çalışıyoruz. İşte bu dediğimiz inorganik maddeler, organik maddelerin ayrımını yapan iki ayrı zihniyet var ya, bunların inorganik tarafını tutan materyalist anlayış, sonunda hayvanlara, bu zihniyete de yansıyor, bilim anlayışlarına da yansıyor, sonunda hayvanlara hakaret etmek, hayvanların haklarını gasp etmek normal gibi olmaya başlıyor. Şimdi nasıl insan hakları dediğimiz zaman insan haklarını bırakıp da mesela işte çocuk hakları, kadın hakları gibi örgütlenmelerde yapılıyorsa, bunlar neden yapılıyor? Evrensel insan haklarını beğenmemek gibi bir pozisyonda yapılmış oluyor. Halbuki insanın çocuğu, yaşlısı, genci, kadını, erkeği hepsi insan. Hepsi insan olduğu zaman sen saygı duyacaksan hepsine duyacaksın. Eyvallah. Bunu kategorize edip de insan haklarının dışında bir de kadın hakları, bir de çocuk hakları, yok erkek hakları henüz kurulmamış ama erkek hakları derseniz, o zaman yaptığınız şey zaten insanlığı kavramamakla ilgili bir yaklaşım olur. Önce evrensel olan insanın kendisidir. O evrensel olan değerleri insana yükleyerek değerlendirmemiz lazım. Demek ki insan haklarının düzeltilmesi lazım. Konuşacağımız canlılar arasındaki ilişkilerin evrensel değer olarak yaratılışa uygun olması için evrensel insan haklarını sadece insanı evrensel düşünerek ona saygı duymamız lazım ve yorumlarımızı hep böyle yapmamız lazım. İşte hayvanlar da böyle. Önce hayvana saygı diye bir kavramı, hayvana saygı kavramına saygı göstermemiz lazım. Dünyada bu kadar çok hayvan varken, yani 7 milyar insan var, 7-7,5'a geliyor şimdi insan var. E peki bunun dışında hayvanlar ne kadar? Sayamayacağınız çok, kadar çok. Hele deniz içerisine girdiğiniz zaman, o mikrokozmoza da girdiğiniz zaman, bakteriler bile buna dahildir. Bütün bunların hepsine, yani hayvanlar alemi olarak düşünürsek, sayısız denecek kadar çoktur. Ama bu hayvanlar alemiyle insanlar alemi birlikte yaşıyor. Yani hayvanlar bizim içindir. Biz olmazsak onlar olmaz diyemezsiniz. Çünkü onlar o flora yaratılıyor, seni onun içerisine konuyor. Yani onlar sana hizmet etmiş oluyor. Yani hayvanlar insana hizmet ediyor. Şimdi birisi kalkıp diyecek ki bakteriler, mikroplar bizim neyimize hizmet ediyor? İnsan, yani bakteriler olmazsa, mikroplar olmazsa insan yaşayamaz. Üstelik de en çok mikrobu taşıyan insan bünyesidir. Bağırsaklarda milyarlarca mikrop var, bakteri var. Onlar olmazsa yaşayamayacaksın. Onlar olmazsa aldığın gıdaları alıp vücuda yararlı hale getiremeyeceksin. Demek ki bakterilerin verdiği hizmet olağanüstü bir hizmettir. Peki hocam, özür dilerim. Bu bağlamda piyasadaki çok yaygın olan ekolojik sistem kavramı var yani. Bu bağlamda şunu sorarsak, dünyanın insana ihtiyacı var mı? Evet.
Dünyanın insana ihtiyacı İnsanı varmış. İnsanı çekip olurdu. Alırsak dünyadan, dünya hayatına devam eder mi? Devam eder mi? Şimdi bu şunu da söyledikten sonra o soruya cevap verelim. Eyvallah. Bir de bitki hakları var. Hı hı hı. Yani insan hakları, hayvan hakları ve bitki haklarını evrensel olarak biz saygı duyacak şekilde düşüncemize yerleştirmezsek, ona göre kurumsallaşmazsak, ona göre kurumlar arası ilişkiyi kurmazsak, o zaman bütün dünyada biz aslında dünyada misafir olarak geldik ve dünya bize emanet, onu kullanacağız. Ama bu değerlere saygı duyarak kullanacağız. Bulduğumuz gibi eğer yerine bırakmayı insan haklarına, hayvan haklarına, bitki haklarını gasp edersek, onlara saygı duymazsak, o zaman ne olur? Hesabını vereceksiniz. Çünkü mal sizin değil. Yani yeryüzünü siz yapmadınız, siz yaratmadınız. Hazır olan bir ortama geldiniz, yerleştiniz. İnsan için söylüyorum. O zaman o yerleştiğin alan senin mal sahibi değilsin. Sadece kullanma hakkı sana ait. Misafirsin yani. Ve sınırlı. Aslında bilimsel olarak da bunu böyle değerlendirebiliriz. Sadece vahyi anlamda söylemiyorum. Yani zaten vahiy ile bilim aynı şeyi demek istiyor ama anlayana tabii. Anlamak isteyene. Dolayısıyla vahiy sana diyor ki bak sen burada misafirsin. Burası senin için yaratılmıştır. Buradaki hayvana, bitkiye, insanlara saygı duy. İhtiyacın kadar tüket. İhtiyacından fazla tüketme. Eğer ihtiyacından fazla tüketiyorsan o bitkilerin, o hayvanların hakkını gasp ediyorsun. Ve o insanların hakkını gasp ediyorsun. Ediyor musun, etmiyor musun? Şu anda ettiğimizi çok açık olarak ortaya koymuş oluyoruz. Nedir o? Dünyada şu anda 1 milyar insan var. Açlık sınırında, yani açtır, aç. Yani yiyecek bulamıyor, su bulamıyor. 1 milyar. 1 milyara yakın insan da yediklerini atmak için, vücudundan atmak için gece gündüz para harcıyor. İşte o gece gündüz para harcayanların harcadıkları o 1 milyar aç olan insanlara paylaşılmış olsaydı dünyanın dengesi sağlanacaktı. Zaten vahiy de sana onu diyor. Dünyanın dengesini bozma. Ölçü ve tartıya riayet et. Dengeyi bozma. Çünkü yaratılış denge üzerine kurulmuş. Kim bozuyor onu? Kendi ellerimizle biz bozuyoruz. İnsanoğlu bozuyor bunu. Bunu hayvanlar bozmuyor. Bitkiler bozmuyor. İnsanoğlu bozuyor. Çünkü insanoğlu o akıl nimetiyle nimetlendirildiği için, yani düşünüp proje yapabilme yeteneği olduğu için, hayvanlar düşünüp proje yapamadıkları için onlar bir başka kategori oluyor. Ama bütün yapıp ettikleriyle insana malzeme hazırlıyorlar ve insana yararlı hale gelen bir ortam hazırlıyorlar. Dolayısıyla insan hakları, hayvan hakları ve bitki hakları evrensel olarak algılanıp yaşanmadıkça ne olur? Şu olur, insan hakları kirlenir. İnsan haklarını kirleten bir kültür oluşur. Hayvan haklarını kirleten bir kültür oluşur. Bitki haklarını kirleten bir kültür oluşur. Aslında kirlenmemiş doğal ilişkilerle irtibatı kursak, bitki, insan, hayvan ilişkisi yaratılışa göre kurulsa, o zaman huzur dolu bir yeryüzü ortaya çıkmış olur. Ama kirlettiğiniz zaman bütün bu hakları, kirlilik ilişkilerine göre bir irtibat yaşam tarzı belirlersiniz. İlişkileri böyle olur. O zaman da dünya bu hale gelir. En çok da ihtiyaçtan fazlasını iskif etme, depolama hissi. Bugün şu an denizde olması gereken balık bir yıldır dolapta bekliyor hocam. Evet. Veya bitki içinde bu böyle. Evet. Bu gereğinden fazla biriktirme hırsı veya sevdası son yüzyılda özellikle bizi insanlık alemi değil, yeryüzünü mahvetti hocam. Tabii. Şimdi burada biz kapitalistleri sorguluyoruz ya. Yani materyalist dünyanın insanlarını sorguluyoruz. Niye dünyaya bu zulmü taşıdınız? Ben size söyleyeyim. Bunları da ben Müslümanım diyen 2 milyar insanın hiç dahli yok mu? Yani Müslümanım deyince beraat mı ediyoruz biz? Ceza gösteren de zalim olmuyor mu? Oluyor. Biz ne kadar reva gösteriyoruz ki insan haklarına, hayvan haklarına? Demin söylediğinizden hareket ederek şunu söyleyeyim. Kurban kesiyorsunuz, kestiniz.
Kurbanı kesen insan nasıl kurbanı değerlendireceği tartışılabilir, şöyle veya böyle. Ama bir geleneği var bunun. Bu geleneğe göre işte üçte birini yiyin, üçte birini komşulara verin, işte gelin isteyenlere verin vesaire. Bu bir taksimdir, doğru bir şeydir. Ve ihtiyaca göre yani. İhtiyaca göredir. Ama siz kurbanı kesip de gelecek kurbana kadar buzdolabında taşıyorsanız, kusura bakmayın, siz bu işi hiç anlamadınız. Siz aslında o kestiğiniz kurbana da hakaret ediyorsunuz. Zaten Allah sizden öyle bir şey istemiyor. Onu siz uydurdunuz. Kurban dini oluşturdunuz. Hayır, biraz önce sizin verdiğiniz örnekte de bir tarafta bugünkü, hatta şu anki rızkı elinde olmayan, elinden almışız, bir senelik depoya koymuşuz. Depoya koymuşsunuz. İşte şimdi bu israf, bunun içerisinde israf var, bunun içerisinde başkasının hakkını gasp etmek var, bunun içerisinde o bir senelik İnsan hakkına etin da var, hayvan hakkına da var oradaki saldırı. Bir taraftan da o etin orijinalliğini bozmak var, tazeliğini yok etmek var. Buzdolabına koyarak kapitalist teknolojinin araçlarını daha güçlendirme eğilimi var vesaire vesaire. Bunlar saymakla bitmez yani. Şimdi eğer siz Batı'nın ortaya koyduğu, yani kapitalist dünyanın ortaya koyduğu bu canlıların haklarını korumayla ilgili anlayışlardan, diyelim ki hayvan haklarını savunan bir anlayışları olduğunu düşünün. Günümüzde ne oluyor? Otobur hayvanlar var, ot. Yani otla beslenirler. Şimdi otobur hayvanlardan aşağı yukarı 74 çeşit otobur hayvan kaçak avlanmalar ve onların yaşadıkları alanları daraltmak eylemiyle ne oluyor? Bu hayvanların ömrü yok olma tehlikesi ortadan, tehlikesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu doğal bir süreç değil tabii. Tabii ki ortamını, yani bitkisel ortamından yararlanacak bu. Bakın şimdi hayvan, biraz derinine giriyoruz şu anda. Yani derin ilişkilere giriyoruz. Hayvanla, ki burada insanlar da dahil bu içerisinde, yani insanlar, hayvanlar, eğer o bitkilerin yaşam alanı ortadan kalkıyorsa aslında insanların ve hayvanların da yaşam alanları ortadan kalkmaya başlıyor. Peki bu otobur hayvanları ortadan kaldırmaya çalışanlar kimler? Otobur hayvanların yaşam alanlarını, meraları ortadan kaldıranlar. Ormanlarda inşaat işlerini yapanlar, orman alanlarını daraltanlar, deniz kenarlarına yerleşip oradaki florayı tahrip edenler veyahut da yer altındaki deniz dibine kadar giden balıkların besleneceği, korunacağı alanlara kadar giden endüstriyel balıkçılık sistemi. Bütün bunlar ne oluyor? Hayvanların yaşam alanlarını ortadan kaldırıyor. Kaldırınca insanlara da kendi kendilerine zulüm yapan bir ortam hazırlanmış oluyor. Piyasada hocam çok yaygın olan bir de şu hata var. Ben onu hata olarak görüyorum. Bilinçsizce yapılıyor çünkü bu tür şeyler. Hani bunu köydeki Mehmet amca da yapıyor. Bahçesindeki gördüğü yılanı tehlike olarak görüp öldürüyor. Ama fare işgalına tutuluyor bu sefer de. Yani fareler zapt ediyor. Evet. Yani ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Sen tutup da dağdaki kurtları bitirirseniz bu sefer domuzların işgaline uğruyorsun. Yani ekolojik dengeyi bilinçsizce bozma da var. İşte bu hayvan haklarına müdahale doğal süreci bilmiyor çünkü. Sistemin iç işleyişini bilmiyor. İşte bilmeyenler var. Olabilir ama genellikle insanlar bilir. Yani canlı hayvanların da yaşam haklarının olduğunu, hayat hakları olduğunu bilmeyen mi var? Her aklı başında insan, her buluş çağına gelen insan bunu anlar. Çünkü akılla bu tespit edilir. Bunu bilir. Peki. Bile bile onların hakları gasp edilir. Bu kısım önemli. Hocam, bile bile gasp vardır. Kısa bir reklam arası vermem gerekiyor. Kıymetli dostlar, kısa bir reklam arasından sonra buluşmak üzere inşallah.
Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hocam bu insanoğlu, Ademler dünyada misafir olduğunun ne kadar farkında? Sizce bu gidişat misafirliğimizi anımsatıyor mu bize veya hiç misafir gibi davranıyor muyuz ki? Şimdi dünya bizim tapulu malımız olmadığını her aklı başında olan insan anlar, her düşünen anlar. Ama bir taraftan da evrenin her şeyi bize ait. Ama emanet bilinci evet, içinde. Evrenin her tarafını kullanma hakkımız var. Hı hı. Ama tahrip etme hakkımız yok. Çünkü tahrip ettiğiniz zaman bir başka kişinin hakkını yiyorsunuz. Bir başka hayvanın hakkını yiyorsunuz. Bir başka bitkinin hakkını yiyorsunuz. Çok basit. Mesela artık maddelerinizi tabiatın herhangi bir yerine attınız düşün. Bahçeye atın vesaire vesaire. Hı hı. Ne olur bahçeye attığınız zaman? Ya ağaç yozlaşmaya başlar. Hı hı hı. Ağacın doğal şeyi bozulur. Veya oradaki yaşayan hayvanlar, o florada yaşayan hayvanlar bozulmaya başlar, ölmeye başlar. Veya o attığınız artık maddeler, kimyasal maddeler, petrol ürünleri, radyoaktif maddeler vesaire vesaire. Bunlar suya karıştığı zaman suyun özelliği bozulur. Suyun özelliği bozulduğu zaman yeraltı sularla yerüstü sular hep birbiriyle birlikte işler. Bu ne demektir? Dünyada bütün okyanuslar, akarsular, kaynakların hepsi bir bütünsellik içinde işler. Şimdi böyle olunca sizin bahçeye attığınız bir artık maddenin bütün okyanuslara da karıştığını düşünerek hareket etmeniz lazım. O suya karıştığı zaman su denizde buharlaştığında tekrar yağmurla bütün dünya yayılarak oralara zararlı olmaya başlar. Tarlayı suladığınız zaman başkasının tarlası dahil, başkalarının ekip biçip rızkını alması gereken tarlaları bile tahrip etmiş olursunuz. Dolayısıyla biz evrensel iyilikler ve evrensel kötülükler diye iki kavram kullanırız. Evrensel kötülük sürecini başlatmış olursunuz bir kimyasal maddeyi toprağa karıştırarak, suya karıştırarak. Tam da onu soracaktım hocam. Şimdi bunu yaptığınız zaman misafir olduğunuz eve yaptığınız emaneti ihanet olur. Dolayısıyla yaratıldığınız topraktan, yaratıldığınız ve yerleştirildiğiniz o mekanda hiçbir şekilde misafir gibi kalmanız ve ihtiyaçtan fazlasını tüketmeden başkasının da ihtiyaçlarını karşılayacak bir süreçle hayatınızı yaşamanız gerekiyor. Şimdi burada mesela bu işin normali yok mu? Yani en iyi aşağısı var, yukarısı var da normali yok mu diye söylenebilir. Yani doğal düzeni evet, nasıl işliyor yani bu iş? Doğal nasıl olacak? Eğer insanlar doğal davranırlarsa, yedikleri gıdalar, üretecekleri gıdalar da onlara yeter de artar. Hı hı. Tüketecekleri su da yeter ve artar. Yani yeryüzünde bunlar dengeli olarak yerleşmiştir. Hiç düşünmüyor muyuz? Yani insanlar bu kadar savaşlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yine kadın ve erkek eşit olacak şekilde dengeleniyor. %50'ye yakın kadın var, %50'ye kadar hocam, erkek var. Şimdi bu ne? Bunu insanlar mı projelendirdi de? İşte şu kadar erkek olsun, bu kadar kadın olsun. Böyle bir şey yok. Sen 2. Cihan Harbi'nde 50 milyon insanı yok ediyorsun. Sonra dengeleniyor. Demek ki doğal sistem kendi yani Allah'ın yarattığı sistemde değişiklik bulamazsın ilkesine göre zaten kendi dengesini bulur. Ama sen o arada ölçü ve tartıda yaptığın şeyler, hatalar, yanlışlar ve zulümler bunun hesabını vereceksin. Yani doğal dünya evet. düzenine müdahale etmek, gidişatı tıkamak, evet. akan suyun önünü tıkamak her şekilde zararı gelip tekrardan bizi buluyor ki zaten. Hani bu dünyada buluyor zaten. Buluyor. Fakat şunu yapmamak lazım. Mesela hayvanları öldürerek ne yapıyorsunuz? İşte oyuncaklar yapıyorsunuz, terlik yapıyorsunuz, anahtarlık yapıyorsunuz, saç tokası yapıyorsunuz veyahut da kürk yapıyorsunuz.
Halı yapıyorsun, kilim yapıyorsun. Bunlardan işte yararlanmak için bütün bunları yapıyorsun. Peki bunları lükse kaçacak şekilde ve israfa kaçacak şekilde yaptın mı ne olur? Denge bozulmaya başlar. Aynı o başkası aç olan çocukların hakkını yiyerek kilo almış insanların benzetmesine benzetebiliriz. Dolayısıyla dengeyi her zaman koruduğunda sonuç alabilirsin. Doğal dünya düzenini bozmayacak şekilde hareket edebilirsin. Şimdi Danimarka gibi bir ülke nedir? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi gibi değerlendirilir. Hı hı. Sözüm ona medeni ülkedir. Ama onun bir Faroe adası adaları diye adalara sahiptir. Bir günde o adalarda 200 balina öldürülür. 250 balina öldürülür. Yani katledilir. Yani telef edilir, öyle diyelim. Peki bu hakkı nereden alıyorsun? Yani ticaretini yapacaksın. İhtiyaçtan fazlasını tüketme adına bunu yapabiliyorsun. Veyahut da daha önce, bundan önceki yıllarda %10-20 oranındaki arı ölümleri şimdi %70'e kadar çıkmaya başlamıştır. Peki kimyasal tarım ilaçları yüzünden. Bu teknolojinin aşırı derecede kullanılarak oluşturduğu kimyasal maddelerin doğal sistemi bozmasıyla ilgilidir. Hava kirliliği, yine bu da aynı şey. Yani hava kirliliği nasıl oluyor? Doğal sistemi bozan en önemli olaylardan bir tanesi. Nasıl oluyor bu? Yine teknolojinin ürettiği şeylerle, işte gazlar, şunlar, bunlarla kirlenen hava da oluşan ince tozlar vardır. Bu tozlar ne olur? Akciğeri de soladığınız zaman hem hayvanlar, hem bitkiler, hem de insanların akciğerlerine gider ve onları solunum yönünden zarara uğratır. Hocam, felce sebep olur, astıma sebep olur, akciğer kanserine sebep olur gibi. Veya yanlış anlamayı düzeltmek adına söylüyorum bunu. Sanki teknoloji, mevcut teknoloji biyolojiye karşı bir savaş açmış durumda mı? Veya bugünkü kullanılan teknoloji biyolojik hayata savaş açmış durumda mı? Yoksa biz kullanma hatasından dolayı mı kaynaklanıyor? Hayır, savaş falan açmak için açmıyor. Bu bilinçli bir savaş açmak değil. Yani dünyayı yok edelim, işte bozalım. Bozan adam kendisine de zararlı olacak demektir. Elbette, içinde, geminin içinde zaten. Şimdi esas mesele düşünce sistemindeki ahlak anlayışıdır. Hani hep söylüyoruz ya, evrensel ahlak ilkelerine uymadığınız zaman bu sonuçlar çıkacaktır. Hı hı. Şimdi bütün bu anlattıklarımızda ne var? Yalan söyleyen bir dünya var. Dünya insanı var. Dünya insanı. Başka insanları kandırıyor. Haklarını gasp ediyor. Onlara verdiği sözde durmuyor. Yani her gün söylerler, işte dünyada aç olanları doyuracağız, aç olanları doyuracağız. 1 milyar insan aç. Doyursana. Doyuramazsın. Çünkü sen doyurmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Sen kendinin gelişmesine, şişmanlamasına, depo yapmasına, başkasının haklarını gasp ederek bir yerlerde koruma altına almaya, bunu da silah gücüyle yapmayı sen başkasını doyurmak olarak algılıyorsun. Başkasının hakkını gasp etmeyi hak vermek olarak algılıyorsun. Çünkü ahlakın senin yalan söylemeye dayalı, verdiği sözde durmamaya dayalı, bu evrensel olan emanete ihanet etmeye dayalı. O ahlak ilkeleri yeterli olmadığı zaman sen bunu yapacaksın. Şimdi dünyada silah ticareti yapan şirketler var. Bu savaşlarla ne oluyor? Bütün bu söylediğimiz ekosistemi bu hale getiren savaşlardır. Kimyasal silahlardır. Kimyasal ilaçlardır. Kimyasal tarım ilaçları da öyle. Kimyasal ilaçlardır. Evet. Peki çözümü yok mu? Kimyasal silahı kaldırırsın. Biyolojik silahları kaldırırsın. İnsanları öldüren silahları kaldırırsın. Dünya evrensel olarak bir araya gelir. Denir ki insanlara zulüm yapan bu sofistike silahları kaldırıyoruz. Kendini koruma dışında hiçbir silaha ihtiyaç yok diyoruz. Sorun çözülüyor. Peki kim yapmıyor bunu? Amerika'daki silah fabrikaları, Avrupa'daki silah fabrikaları. Hepsi bize saldırıyor. Diyorlar ki siz nükleer enerjiye doğru gider yaparsanız ileride nükleer bomba yaparsınız. Bunu kimler diyor?
nükleer enerjiyi kullanan, nükleer silahı kullanan, üreten, kimyasal silahı satan, kimyasal maddeleri Orta Doğu'ya boca eden, fosfor bombalarını onlara satan kapitalistler diyor. Dolayısıyla onlara karşı korunmak için siz düşmanın silahıyla silahlanmak zorundasınız. Hatta tartışmasız, hocam, tartışmasız kadar, lazım bu. O kadar yapıyorlar evet. ki evet. ürettikleri silaha, ürettikleri kimyasal ilaca göre iklim oluşturuyorlar özellikle. Evet. Hani adam önce bir ürünü üretiyor, silahtır, kimyasal ilaçtır. Sonra onun iklimini oluşturuyor. Sonra iklimini İşte Orta Doğu'yu da aynen böyle tanımlamak gerekir evet. aslında. Şimdi dünyayı çölleştirenler de yine kapitalist sistemin insanlarıdır. Biz henüz bu konuda destek olan hiçbir iş yapmadık bizim toplumumuz. Yani Orta Doğu insanlarının, hele Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan insanların hiçbir zararlı tarafı dünyaya olmamıştır. Hocam oraya geçmeden... Bundan sonra yapacağımız şeylerde ne olur? O zaman ilkelerimiz tutarlıysa... Atladığımız soruyu tekrar evet. ben gündeme almak istiyorum. Dünyanın insana ihtiyacı var mı hocam? İnsanı çekip alırsak dünya çöker mi? Şimdi bu soruyu tabii biz konferanslarımızda da çok halka da soruyorduk. Hakikaten güzel soru bu. Dünyanın insana hiçbir konuda ihtiyacı yoktur. Çünkü işte gene misafirlik açısından sosyal bilimlere göre değerlendirelim. Hayır, ben şimdi şey bağlamında hocam, biz yeryüzüne halife ilan edildik. Güya biz çekip çevireceğiz, düzene koyacağız da en çok tahrip eden biz değil miyiz? En çok da kullanılmaz hale getiren biz değil miyiz yeryüzünü? Şu an yeryüzünde, bu kendi yorumumdur, özür dilerim, sadece bir arının neslini veya bir karıncanın neslini alsanız sistem çöküyor. Evet. Ama insanoğlu nasıl bir varlıktır ki her şeye zararı var. Biz bu zarardan, bu zulümden nasıl kurtulacağız hocam? İşte zaten sınav bu. Yani sizi yarattık. Yeryüzünde her şeyi verdik. Yarattık. Dengeyi kurduk. İşte bitkiler, hayvanları da sizin hizmetinize sunduk. Her şey hazır. Şimdi misafir gibi davranın, ihtiyacınızdan fazla harcamayın, diğerini paylaşın. Adam gibi kullanın. Anlayış bu. Şimdi zaten vahyi mesaj bu kapsamda zaten. Şimdi böyle olunca ben Amerika'da bir eve misafirliğe gittiğim zaman evde adam gibi davranmam lazım. Veyahut da Çin'de bir yere gittim. Ve oranın nereye kültürüne gidiyorum? Göre özellikle. Oranın, bu evin kültürüne, evin göre, kültürüne göre hareket etmem lazım. Bunu yaptığım zaman doğal davranıştır bu. Farklı bir şey yaptığım zaman anormal davranıştı bu. Doğal sistemi bozuyorum anlamı taşır. Yani bu felsefeden hareket etmemiz lazım. Böyle hareket ettiğimiz zaman yeryüzünde de ben misafirsem o zaman ihtiyacım kadar tüketeceğim. Ve gördüğüm devamlı her şeyi zimmetime geçirmeye uğraşmayacağım. Evet. Devamlı çalışacağım, üreteceğim ama ihtiyacımdan fazla harcayacağım. Gerisini paylaşacağım. Artanını paylaşacağım. Felsefe bu. Şimdi bu felsefeye kendimizi taşımadıkça o toplum adaletli toplum olmaz. Tevhide, vahdede uymaz. Dolayısıyla adaleti uygulayamaz. Süreci tevhide uyan ve onun oluşturduğu vahdeti oluşturan bir topluluk süreciyle değerlendirmemiz lazım. Ondan sonra o vahdete uyan insanların, vahdet oluşturan insanları adaletle yönetmek anlamında. Yani o doğal sistemin aslında bu üç kavramı önemli. Tevhid sistemine uyan insanlar eğer doğal sisteme uyuyor da adaletle yönetilmek istiyorlarsa bir araya gelip o vahdeti oluşturmaları lazım. Ve o doğal sistemin dengesine ve ölçüsüne uyması lazım. Ve onların da adaletle yönetilmesinin sağlanması lazım. Hocam Recep'in arkadaşlardan bizim bir görselimiz vardı. Evet. Dilerseniz o görsel iyi. Üzerinden i̇yi anlatabilirsem olur. Hocam. İyi olur. Bu hocam canlılardaki hücreden ele aldığımızda şimdi ihtiyaç üretip ihtiyaçtan fazlasını dağıtma felsefesini anlayabilmek için söylüyorum. Hatta altını çizebilmek için. Nasıl ki bir hücre üretiyor, ihtiyacı olanı alıyor, fazlasını dağıtıyor. Biz de o hücrelerin büyümüş haliyiz sonuçta insan olarak. Evet. Birçok hücrenin bir araya gelmiş haliyiz.
Şimdi felsefe olarak biz de böyle yapmaya çalışırsak, nasıl ki hani hücrelerde üretmeyen, hatta üretenin hakkını gasp eden hücreler kanser olmaya meyilli oluyorsa, biz de birey olarak doğal düzenden kopmuş, kanserli bir insan oluyoruz diye düşünüyorum. Evet, doğru, doğal sisteminden ayrıldınız mı sosyal kanser oluşturmuş oluyorsunuz demektir. Hı-hı. Doğrudur. Şimdi burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Bu, şurası, burada göstermem lazım. Şimdi doğal sisteme, doğal dünya düzenini biz eğer gerçekleştirmek istiyorsak, daha doğrusu tanımak istiyorsak, bu sistem nasıl çalışıyor? Doğal dünya düzenini tanımak istiyorsak, şu üçgendeki anlatacağım mekanizmaya dikkat etmek lazım. Şurada sosyoekonomik bilimler dediğimiz bilimler var. Şu anda zamanımızda bu bilimler, Hazreti Adem'den beri devam edip gelen bir olaydır bu. Bunu biz icat etmedik. Hı hı, o sosyal hı. bilimler o zaman da vardı. İnsanlar arasında ilişkiler, İnsan ilişkileri. Bu, ekonomik ilişkiler, bunlar o zaman da vardı. Biyolojik bilimlerle ilgili, yani canlılar dediğimiz bugünkü deyimiyle, yani insanlar, hayvanlar, bitkiler arasındaki ilişkilerde yine o zaman da vardı, şimdi de var. Fiziko-kimyasal bilimler, işte evrenin diğer enerjiyle ilgili, yasalarıyla ilgili şeyler, bunlar o zaman da vardı, şimdi de var. O zaman da Allah yaratmıştı, hı-hı, şimdi de hı-hı. yaratıyor. Bir değişiklik yok. Süreç onun yasası devam ediyor. Şimdi bunları bir arada düşünüp birbiriyle olan ilişkileri üzerinde kafa yormamız lazım. Eğer birbirleri arasındaki o evrensel yasalarını arasında ilişkileri kafa yorarsak ve ne kadar açığa çıkartabilirsek ne kadar o mikrokozmozdaki ilkeleri makrokozmosa taşırsak o kadar bilim üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlar arasındaki ilişkilere bu yarından itibaren hepimiz kafa yormaya başlamamız lazım. Hı hı. Çünkü yarın dediğimiz şey önemli bir yarındır. Ben şimdi gene kendi milletimiz açısından diyeyim. Yarınki şey bile, yapılacak oylama bile bu dediğimiz şeyle çok yakından ilişkilidir. Neden? Hı hı. Çünkü yarından itibaren biz evrensel düşünen ama milli hizmet üreten bir öncü kadro hazırlamamız lazım. Evrensel düşünen, yani şu bilimlere göre düşünen ama bu topraklarda bu hizmeti üreten bir öncü kadroya ihtiyacımız var. Bunu yapmalıyız. Eğer yapmazsak, yani bilim üretmezsek, ona göre düşünmezsek, hayatın bu anlamda felsefesini yapmazsak, o zaman o kapitalizm yine suları kirletecek, yine gıdaları tüketecek, yine 1 milyar insan aç duracak. Bütün bunlar olacak, bundan kurtulamazsınız. Biz de seyirci kalacağız. O zaman doğal sistemi aslında koruma görevi vahiy ile irtibatlı olan insanların işidir. Öbürleri zaten dünyayı tahrip etmek için gece gündüz uğraşıyor. Hatta hocam en asli görevi olmalı. Müslümanım birinci her görev. İnsanın birinci görevi birinci olmalı. Görevi olmalı. Doğal sistemi koruma mücadelesi. Burada da anlatmaya çalıştığımız şey şu. Doğal sistemin bir sosyal tarafı var, bir fiziksel tarafı var, bir de pardon burası sosyal tarafı, fiziksel tarafı ve biyolojik tarafı. Şimdi düşünürken yani şu bilimler arasında irtibat kurup yeni fikirler üretmek istiyorsak o zaman... Hocam süremiz doldu, özür diliyorum. Şunu söyleyeyim, bir ağacın kabuğunu, pardon, ağacın kabuğuyla üzü arasındaki farkı çözmemiz lazım. Veya ilişkiyi. Kabuk, ilişkiyi de çözmemiz lazım. Neden? Çünkü kabuk her zaman dökülebilir. Öz döküldüğü zaman ağaç kurur. Biz yeniden çınar ağacı olmak istiyorsak, önce başka bir zaman anlatırız ama şu ağacın, çınar ağacının büyüme sürecinin bütün aşamalarını çok iyi değerlendirmemiz lazım ve ona göre yarından itibaren yeni bir süreç başlatmamız lazım. Eyvallah hocam. Ben kısaca yarınki seçimle ilgili de bir şey söyleyeyim son olarak. Buyurun hocam. Şimdi ben yarınki seçimi şöyle değerlendiriyorum. Tanzimat'tan beri Batı'nın bizim toplumumuzu yozlaştırmak için yaptığı planlar var. Hı hı.
kültürel olarak yozlaştı kültürel emperyalizmle birlikte Cumhuriyet'e kadar geldik. Cumhuriyet'te bir adım attık. Adım attığımız adımdan sonra birazcık toparlandık. Yani işte yeniden devlet olduk. Yedi düvele karşı mücadele ettik. Ondan sonra Cumhuriyet Atatürk bu işin öncülüğünü yaptı. O öldükten sonra yeni bir süreç başladı. İngiltere'den Türkiye'yi teslim alan Amerika Birleşik Devletleri oldu 2. Cihan Harbi'nden sonra ve böylece bizi kontrolüne aldı. Bu olunca ondan sonra darbeler günümüze kadar geldik. Şimdi bir vesayet sistemini ortadan kaldırmak için şunu düşünmesi lazım oy verenler. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İstanbul'un işgali, ondan sonraki 15 şey yapılan darbeler, 60 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi ve son olarak 15 Temmuz. Bunlar hep bir projenin aşamalarıdır. Yarın eğer biz bu vesayeti ortadan kaldırmazsak bu ondan sonra devam edecek. Yarın bunu kaldıracağımıza ben inanıyorum. Yani bu millet artık yarın buna evet deyip bunu kaldıracak. Onu çok iyi biliyorum. Ama kaldırmak da bitmiyor. Zaman şu çınar ağacının oluşması için bir seferberlik ilan edilmesi lazım. Bilimde, sanatta ve evrensel anlamda İslami kavramada ve Kur'an'ın vahyi felsefesini kavrama sürecine ve bunu da eğitimde kullanarak, tabandan insanlar kullanarak yavaş yavaş biz yeniden bu doğal sistemin ilkelerine göre, yaratıcı ilkelerine göre yeni bir dünya düzeni oluştururuz. İşte biz buna doğal dünya düzeni diyoruz. İnşallah herkes buna katılır ve bu işi yavaş yavaş çözeriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dostlar, bugün de Doğal Dünya Düzeni programımızın sonuna geldik. Güzel bulduğum bir sözle kapatmak istiyorum inşallah. Ben bir karınca olsaydım en çok da karıncayı bile incitmem lafına incinirdim. Hayvan haklarını düşünürken ne olur bu denli düşünelim. Allah'a emanet, selametle kalın.